Merhaba, bu videoda Atatürk'ün neden bir geometri kitabı yazdığını ve bu kitapta neler anlattığını inceleyeceğiz. Öncelikle Atatürk bu kitabı ölmeden evvel yaklaşık bir buçuk sene önce bitirdi ve Dolmabahçe Sarayı'nda kaleme aldı ve hem bu kitaptaki kavramları hem de dolaylı bir şekilde bizim bugün bile kullandığımız ve derslerde öğrendiğimiz geometrik ya da matematik kavramları bizzat kendisi Türkçe'ye kazandırdı. Bu kitabı yazmaya başlamadan evvel Özel Kalem Müdürü Süreyya Anderiman'a bulabildiği bütün Fransızca geometri kitaplarını sipariş ettirdi ve bununla beraber daha birçok yabancı dilde geometri kitabı okuyarak en azından ne tür bir yol izlemek gerektiğini öğrendi. Fakat kitabı Kültür Bakanlığı'na hediye ettiğinde başlığına kendi adını yazdırmadı. Bu yüzden de bugüne kadar birçok kişi Atatürk'ün bir geometri kitabı yazmış olduğunu bilmiyor. Okulda bile söylemiyorlar. Bize genelde Nutuk'tan bahsediyorlar ve son zamanlarda artık insanlar medeni bilgiler veya tarih gibi 3-4 kitaplık setleri de öğrenmeye başladılar. Ama Atatürk hayatı boyunca geometri Askerlik, tarih ve birçok konuyla alakalı birçok kitap yazmıştı. Bu arada eksik olduğu alanlarda kendini geliştirmek ve iyi bir eğitim almak isteyenler için çok iyi ve uygun fiyatlı bir uygulama var arkadaşlar. Sorbil. Sorbil'de yabancı dil, yazılım, kariyer ve kişisel gelişim gibi alanlara dair temelden tepeye kadar kurslar alabiliyorsunuz. Ve fiyatı da benzer uygulamalara kıyasla gerçekten bedava gibi bir şey. İster aylık, isterseniz de yıllık planlar seçebiliyorsunuz ve bütün içeriklere sınırsız bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hatta içinde toplamda yüzden fazla eğitim bulunuyor ve bu eğitimleri tamamladıktan sonra dilerseniz CV'nize ekleyebileceğiniz İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD tarafından onaylanmış İngilizce bir sertifika bile alabiliyorsunuz. Bu yüzden eğer mesela Almanca, Fransızca, Korece, İspanyolca veya İngilizce öğrenmek istiyorsanız ya da ileride meslek edinmek açısından size çok faydası dokunabilecek olan yazılım sektörü gibi alanlara dair kurslar almak istiyorsanız bence Sorbil'e kaydolmanın tam zamanı. Çünkü şu anda Sorbil'de Diamond kupon koduyla size özel %20 ek indirim alabiliyorsunuz. Ben linki hem videonun açıklama bölümüne hem de yoruma sabitliyorum. Öyleyse videoya kaldığımız yerden devam edelim. Peki niçin özellikle de geometri ile alakalı bir kitap yazdı dersek eğer aslında gayet basit. Atatürk'ün matematiğe ve geometriye olan merakı zaten bilinmekte ve hemen her biyografi kitabında da Atatürk'ün daha öğrencilik yıllarındayken dahi geometri ve matematik üzerine dersler verdiği yani kendisi de bir öğrenciyken öğretmenlik yaptığı o kadar başarılı olduğu söylenmekte. Onun cebir ile alakalı problemleri bile daha o ders formatına gelmeden yıllar önce çözmeye başladığı yani bu konuda matematik bir dehaya sahip olduğu herkesin malumu. Yani Atatürk sadece bir devlet adamı veya bir asker değildir. Aynı zamanda bir öğretmendir ve ona baş öğretmen denmesinin tek sebebi harf inkılabını gerçekleştirmiş olması değil. Gerçekten de halkına, milletine bir şeyler öğretmeye kalkışmış olmasıdır ki hem tarih üzerine yazdığı kitaplar hem de geometri hakkında yazdığı bu kitap zaten buna en büyük örnektir. Ama elbette bu kitabı yazmış olduğu için bile bir takım spekülasyonlar yapanlar olmuş. Özellikle de çok meşhur bir takım tarihçiler veya araştırmacılar. Ya masonlar geometriye meraklı hatta geometriyi kutsal bir ilim sayıyorlar. Zira tanrının, ulu mimarın geometrik bir şekilde evreni tasarlamış olduğuna inanıyorlar. Haliyle bütün üstat masonlar ben de sizdenim demek amacıyla geometri ile alakalı kitaplar yazıyorlar. E Atatürk de geometri ile alakalı bir kitap yazmış. Demek ki Atatürk mason olduğunun mesajını veriyormuş diyorlar. Yani ne diyeyim ki dünya tarihinde bu kadar bütün dünyanın saygı duyduğu, adeta yücelttiği ve keşke bizim liderimiz olsaydı dediği bir adama sahibiz ama adama burun kıvırmak veya aşağılamak ya da ötekileştirmek amacıyla elimizden gelen her şeyi yapıyoruz biz gerçekten de Atatürk'ü hak etmiyoruz. Bu konuyu uzatmayacağım. Bence bunları tartışmak bile hakaret. Ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Bakın arkadaşlar ben inancı olmayan bir insanım. Yani Müslüman değilim. Öyle birisi masonmuş, Yahudiymiş otomatikman benim düşmanım olmuyor. Bu yüzden de Atatürk eğer mason olsaydı söylerdim yani umurumda olmazdı. Ama adama olmadığı bir şeyin etiketini koymaya kalkmak gerçekten de yanlış ve ahlaksızca bir şey. Her şeyden önce bu adam 1935'te mason localarını kapatmış bir insanya. Türkiye'de Türk tarihinde masonluğu engelleyen tek adam yani. Yine Atatürk'ün İttihat ve Terakki'ye katılmış olduğu için mason olduğunu söyleyenler vardır. Ama Atatürk İttihat ve Terakki'ye okuldan mezun olduktan sonra çok gençken katıldı ve epey erken bir yaşta İttihat ve Terakki'den ayrıldı. Zira hem içeride gerçekten çok fazla mason vardı hem de ordu siyasete atılmaya başlamıştı ve Atatürk bunu yanlış buluyordu. Yani sırf ordu siyasete katılmasın diyerek İttihat ve Terakki'den çıkan bir adamın ülkeyi siyaseti bir takım localara veya derneklere kaptıracağına inanıyorsanız eğer hakikaten ya ciddi cahil olmanız lazım ya da hain olmanız lazım, kötü niyetli olmanız lazım. Bu Atatürk mason muydu muhabbetini ben başka bir videoda geniş bir şekilde ele alacağım zaten. Ha ama şunu da söyleyeyim, Atatürk'e mason yakıştırması yapıp da onu ötekileştirmeye kalkan o sözde Müslümanlar yıllarca Süleyman Demirel'e oy verdiler ve Süleyman Demirel'in mason olduğu tescillenmiştir. Adamın masonluğa katılma belgesi bile paylaşıldı yani. Dolayısıyla kimin kimi eleştirdiğine bir bakmak ve kendinizle ne kadar çelişip çelişmediğinize bir dikkat etmek bence önemli. Aksi halde ben de şunu sorgulamaya başlarım. Atatürk, Türk milleti çalışkandır, zekidir derken acaba hata mı yaptı veya orada kastettiği Türk milleti bu Türk milleti değil mi? Çünkü çalışkan ve zeki olan bir milletten bu kadar saçma sapan argümanların çıkması ve ülkeyi kuran kişiye karşı böyle bir düşmanlığın bulunması bence içler acısı. Geometriden devam ediyor. Öncelikle geometri yani eski adıyla hendese her daim kıymetli bir ilim olmuştur. Ve antik çağdan itibaren hatta tarihteki ilk üniversiteyi kuran Platon'dan beri geometrinin ne kadar önemli olduğu bin defa söylenmiştir. Öyle ki akademinin kapısında geometri bilmeyen giremez şeklinde yazılar yazdığı bile söylenmektedir. Çünkü geometri ve matematik net bir şekilde bilimle ve zeka ile alakadardır. Tabi bu sosyal bilimlerle uğraşanların düşük zeka olduğu anlamına gelmiyor elbette. Pekala sosyal bilimlerle, tarihle, edebiyatla, şiirle, felsefeyle uğraşan bir insan da süper zeka olabilir ama zaten o süper zeka adam da matematikten veya geometriden istediği takdirde çok rahat bir şekilde anlayacaktır. Ama geometriden ve matematikten hiç anlamayan bir insan hiçbir alanda yeterince uzman veya başarılı olamayacaktır. Bu yüzden bugün eğer tıp okumak istiyorsanız veya avukat olmak istiyorsanız, yani önemli bölümleri hedefliyorsanız fenden ve matematikten yüksek puan yapmanız gerekiyor. Aksi halde bir tek sözel yaparak çok da yüksek yerlere gelemiyorsunuz. Bu yüzden de halkın geometriyi ve matematiği kolay anlaması, kavramlarda boğulmaması ve Hızlı bir şekilde öğrenmesi, daha kolay ilerlemesi gerekiyordu ve Atatürk de bu alanda Türkçeleştirme çalışmaları yaparak rehber bir kitap yazmaya uğraşıyordu. Hatta tam anlamıyla bir ders kitabı. Çünkü her şey dışarıdan gelmeydi. Ya tarihi dışarıdan öğreniyorsun, en önemli Türkologlar ya Rus ya Fransız, işte Jean-Paul Roux var, Wilhelm Radloff var. Hep yabancı insanlar. İş arkeolojiye geldiğinde, fiziğe geldiğinde, tıbba geldiğinde hep yurt dışından adam çağırıyorsun. Ama eğer bunları kendin de düzgün bir şekilde üretmeyi başarırsan ve ülkenden sağlam bilim adamları çıkarsa hiç kimseye ihtiyacın kalmaz. Bu sebeple Atatürk Türk Tarih Kurumunu kurdurmuş ve Türk tarihi ile alakalı yerel ve yabancı çalışmalar yaptırmıştır. Hatta bu alanda yurt dışındaki birçok profesörden de yardım almıştır ve Almanya'dan kaçan Yahudi profesörleri de Türkiye'ye çağırarak Türkiye üniversitelerinde bir altın çağın yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Yine bununla yetinmemiş, Türk Dil Kurumunu kurdurmuş ve hem Türkçeleşme çalışmalarına başlamış hem de yurt dışındaki birçok eseri tercüme etmiştir. Ha ne kadar başarılı olduğu veya Güneş dil teorisi gibi Türk tarih tezi gibi tezler ne kadar doğruydu bu tartışmalı. Ama en azından bir ön adımdı ve o dönemlerde Türkiye'deki eğitimsizlikten ve kaynaksızlıktan dolayı hem köy enstitüleri projeleri başlatıldı hem de yurt dışına tonla öğrenci yollandı. Ve bu yollanmış olan öğrenciler geri döndüklerinde ordinarius profesör oldular. Arkeoloji alanında, tarih alanında, biyoloji alanında dünyaya bir şeyler katar hale geldiler. Okuma yazma oranı %10'u bile bulmayan Osmanlı'dan okuma yazma oranı %80'lere çıkan bir Türkiye Cumhuriyeti'ne döndük ve bununla da kalmayıp Avrupa'ya profesör yollar hale geldik. Eh bu esnada Atatürk sürekli adam yetiştirmekle veya başkalarına görev teslim etmekle yetinmemiş olacak ki bir de kendisi katkıda bulunmak istemiş ve böyle bir kitap yazmış. Bu yüzden de bu kitap öyle üniversite seviyesinde okuyan kimsenin anlamayacağı bir kitap değil. İlkokul ve ortaokul seviyesinde herkesin okuyup anlayacağı ve güzel bir şekilde geometriyi öğreneceği bir ders kitabı formatında yazılmış. Çünkü geometriyi, matematiği öğrenen mantığı da öğrenmeye başlar. Mantığı öğrenen felsefeyi öğrenmeye başlar ve felsefeyi öğrenen kişi de düşünmeye başlar. Koyun olmaktan, köle olmaktan, teba olmaktan çıkar ve vatandaşlığının, özgürlüğünün, birey olma özelliğinin farkına varır. Ve bu ilk önce kolay anlaşılan bir dilde ve dilde mükemmelleşmeyle başarılabilecek bir şeydir. Bu yüzden de Osmanlıcadan kalma o Arapça-Farsça karışımı kelimelerden ziyade Türkçe veya Lingua Franga'ya yakın modern kelimeler gerekiyordu. Atatürk de bu konuda gerçekten mükemmel bir katkıda bulundu. Aradaki farkı anlamanız için şimdi size hem Osmanlıca geometri kavramlarından bahsedeceğim hem de Türkçe versiyonlarını aktaracağım. Mesela müselles i mütesaviyyül adla diye bir şey var. Eşkenar üçgen demek. Basbaya. Ama bunu çözümlemeye kalktığında kim ne anlayacak bundan? Müsellesin kökü mesela. Selase. Üç demek. Mütesavinin kökü siva veya adlanın tekili dil. Matruşka gibi. Parça parça incelemeye başlıyorsun ve her biri farklı kullanımlarda farklı anlamlara gelebiliyor. Ama eşkenar üçgen dediğinde çok kolay bir şekilde anlayabiliyorsun. Ve bunun şu anda modern Türkçe konuşuyor olmamızla bir alakası yok. Yani Osmanlıca eski Türkçe konuşuyor olsaydık da bu kavramları kullanıyorken zorlanacaktık. Mesela şunu bir dinleyin bakalım. Eşkenar üçgen açıları birbirine eşit olan üçgendir. Ama Osmanlıcası ''Müselles-i mütesaviyül adla zaviyeleri birbirine müsavi müselles'' demektir. Amin ne diyeyim. Bir de şimdi size Atatürk'ün kendi bulduğu, kendi yazdığı ve bugün de kullandığımız tanımları okuyayım bakalım. Boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarı çap, kesit, yay, çember, teğet, açı, açı ortay, iç ters açı, dış ters açı, taban, eğik, kırık, yatay, düşey, dikey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralel kenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı, gerekçe. Biz bunları bugün hala kullanıyoruz. Hepsini Atatürk icat etti. Adeta Türkçe'ye hediye etti. Türkçe'ye yakın, halkın anlayacağı ve dilimize de uygun kavramlar türetti adam ve eğer herhangi bir padişah şunun onda birini yapmış olsaydı bugün yere göğe sığdıramazlardı. Ama Atatürk yaptığı zaman kimse konuşmak istemiyor. Yine size birkaç kavramdan daha bahsedeyim. Mesela bizler şu anda Atatürk'ün katkısıyla iç ters açılar diyoruz. Gayet anlaşılması kolay bir şey. Ama Osmanlıcası şöyle. Zaviyetan, dâhile tanı dahiletan. Hey maşallah be veya teğet diyoruz ama Osmanlıcası hattı Yine yöndeş açılar diyoruz ama Osmanlıcası zaviyetan mütevafıkatan. Allah Allah yani. Ya da ikiz kenar üçgen diyorsun ama karşına çıkan şey şu. müselles imütesabi yüz sakeyn. Ha tabi yine söyleyeyim belki Osmanlıca konuşan her gün böyle şeyler duyan bir millet olsaydık daha yakın gelme ihtimali olabilirdi. O kadar da problem yaratmayabilirdi ama yine de kolay anlaşılan ve tek bir anlama gelen yani köküne indiğinde parçaladığında 45 tane anlam vermeyen kelimeler kullanmak bilim yapmak açısından daha faydalı. Neyse şimdi size Atatürk'ün kitaba nasıl başladığını okumak istiyorum. Çünkü gerçekten de çok hoş bir başlangıcı var. Yani bize geometriyi böyle öğrettiler de biz mi öğrenmedik diyesi geliyor insanın. O yüzden bir dinleyin bakalım. Başlangıç tarifler. 1. Canlı veya cansız, yaratılmış veya yapılmış her şey bir cisimdir. Misal insan, hayvan, ağaç, toprak vesaire. 2. Cisimde 3 boyutu yahut direget vardır. Uzunluk, genişlik ve yükseklik. Cisimlerde yükseklik olduğu gibi derinlik de vardır. Misal minarede yükseklik vardır. Kuyuda da derinlik vardır. Cisimlerde bazen genişliğe kalınlık da derler. Duvarın genişliği dendiği gibi Duvarın kalınlığı da denir. 3. Bir cismin uzay içinde doldurduğu açıklığa o cismin hacmi denir. Misal, bir hafta yan yana dizilmiş olan birkaç kitabın ortasından birisini çektiğimiz zaman o kitaplar arasında kalan açıklığa çektiğimiz kitabın hacmi denmektedir. 4. 3 boyutlu her uzam bir hacimdir. 5. 2 boyutlu uzama yüzey denmektedir. Misal, denizin yüzeyinde yürünmez. 6. Çizgi yalnız bir boyutlu uzamdır. 7. Üç boyuttan hiçbiri kendinde olmayan varlık bir noktadır. 8. Geometri çizgilerin, yüzeylerin ve hacimlerin belli bir ölçüyle genliklerini ölçmeyi öğreten bir ilimdir. Özellikle de her noktada misal diyerek bir örnek vermesi ve minareyle, kuyuyla veya kitapla anlatması daha da anlaşılır yapıyor ve öğretmenler eğer öğrencilere geometriyi ve matematiği bu şekilde hayatı da dahil ederek öğretirlerse bence halkımızın yarısından çoğu bu konularda başarılı olacaktır. Tabi zaman ilerledikçe seviye yükseldikçe çoğu şey daha anlaşılmaz hale gelecek ama en azından temelden başlamak çok önemli. Çünkü bugün artık lise mezunu olan veya 40 yaşına gelmiş insanlar bile iki bilinmeyenli denklemleri bile çözemiyorlar, bilmiyorlar. Bu sadece halkımızın eğitimsiz olmasından kaynaklanmıyor veya halkımızın IQ'suyla ya da kültürüyle bir alakası yok. Düzgün öğretilmemesiyle alakası var. Bu yüzden de eğitim önce öğretmenden gelmeli. Öğrenci zaten düzgün bir eğitim verildiğinde kolaylıkla kavrayacaktır. Ve Atatürk bu yüzden öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diye vurgulamıştır ve kendisi de öğretmenlere örneklik oluşturmuştur. Bu yüzden de takdire şayan bir adamdır. Bence eğer çocuğunuza matematiği veya geometriyi sevdirmek istiyorsanız mükemmel bir başlangıç kitabı. Ben olsaydım bununla başlardım. Şimdi devam edeyim bir sayfa daha okuyayım. 9. Doğru çizgi veya doğru, bir noktadan diğer bir noktaya olan en kısa yoldur. İyice gerilmiş bir iplik doğru çizgiyi güzelce anlatır. 10. Düzey öyle bir yüzeye denir ki onun üzerinde her yönde doğru çizgiler çizilebilir. Misal, bir kara tahtanın yüzeyi bir düzeydir. 11. Hiçbir parçası düz olmayan yüzeye eğri yüzey denmektedir. Misal, bir yumurtanın yüzeyi gibi. 12. Kırık çizgi birçok doğru çizgilerin birleşmesidir. 13. Eğri çizgi veya eğri, hiçbir parçası doğru olmayan çizgidir. Misal, bir ipliği iki noktasından tutup gevşek bırakırsanız eğer onun gösterdiği çizgi eğri çizgidir. Evet, tüm kitap böyle gidiyor. Daha sonrasında şekiller, semboller, kavramlar ve fotoğraflar görmeye başlıyoruz. Yani sadece çizmekle kalmamış, işte masa göstermiş, lamba göstermiş. Bu şekilde ilerlemiş. Ama ben bütün sayfaları veya bütün yazanları okumayacağım çünkü bu bir ders kitabı ve şu anda geometri 101 videosu yapmıyoruz. Ben de sizi üniversite sınavına hazırlamıyorum. Haliyle bir anlamı yok. Kitap çok ince bir kitap ve fiyatı da gayet uygun. Hani illa da bu baskı olması şart değil. Herhangi bir yayın evinden çıkan Atatürk'ün Geometri kitabı başlıklı bir kitabı alıp okuyabilirsiniz arkadaşlar. En azından kitaplığınızda olmalı bence. Ve ben örnek olması amacıyla şimdi bir 15-20 sayfayı hızlıca göstereceğim. Ardından da videoyu bitireceğim. Ben sadece Atatürk'ün böyle bir kitap yazdığını duyurmak istedim. Bilmeyen insanlar görsünler, öğrensinler istedim ve ne kadar güzel yazdığından da bir bahsetmek istedim. Olay bundan ibaret. Evet, gördüğünüz gibi her sayfada başka bir sembol var. Yani sadece yazmakla kalmamış, ayrıca göstermiş. Ki bu normaldir. Nihayetinde ders kitabı yazmış ama 100 sene öncesinde devlet yöneten bir adamın böyle şeylerle uğraşmış olması ve gerçekten de işini bu kadar güzel ve özenli yapmış olması bence çok kıymetli bir şey nihayetinde bugün daha hoşça kalın bile diyemeyen, yazı yazmayı bilmeyen adamların bile yönettiğine şahit olduk. Evet, dediğim üzere masonluk muhabbetini başka bir videoda ele alacağım ve Atatürk'ün yazmış olduğu diğer kitaplara da tek tek videolar yapacağım. Ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.